Sesli Köşe 16 Şubat 2021 Cumhuriyet Gazetesi Mustafa Balbay Anayasayı yıkıp üstüne çökmek AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Cahit Özkan nasıl bir anayasa istediklerini manşetten duyurdu. Kurucu bir anayasa. AKP korosu da devamını getirdi. 1921 Anayasası Gibi Kurucu derken mevcudu çökerttiklerini ya da kullanılmaz hale getirdiklerini de ilan etmiş oluyorlar. 1921 derken de 1923'te ilan edilmiş cumhuriyeti yok saydıklarını açığa çıkarmış oluyorlar. 4 Şubat'taki gündemde sormuştuk. Anayasa mı kaldı? Sonrasındaki açıklamalarla yanıt verdiler. Kalmadı. Bütün kurumları ve kuralları yıktık. Şimdi neyi nasıl yapacağız ona bakıyoruz. Cahit Özkan Silivri yargılamaları sürecinde FETÖ medyasının itibar ettiği hukukçulardan biriydi. Yeri gelmişken vurgulayalım. Silivri yargılamaları önce medyada yapılıyordu. Gerekli infazın ardından spor salonundan bozma mahkemeler verilmiş olan kararı veriyordu. O yargılamalar tarihin arşivine henüz bütün yönleriyle girmedi. Döneme özgü kurulan FETÖ'cü toplum kuruluşları da yargılamaların medyayı tamamlayan parçasıydı. Kurdurulmuş dernekler 100 yılın davası üzerine derin analizler yapıyor, zamane medyası da bunu kamuoyuna ulaştırıyordu. Buna ilişkin pek çok örnek var ama birini paylaşmadan geçemeyeceğiz. Profesör Doktor Mehmet Haberal tutukluluğun uzaması Silivri mahkemelerinin özgürlük taleplerine kapısını kapatması üzerine Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay başvuruyu inceledi. Profesör Haberal'ı haklı buldu. O günün yasalarına göre bunun anlamı şuydu. Haberal mağdur olmuştur. Bu mağduriyetin tazminatını kararı veren yerel yargıçlar ödeyecektir. Vay sen misin bu kararı veren? Cahit Özkan ve etrafındaki bir grup hukukçular olarak buna ateş püskürmüştü. Heykeli dikilecek yargıçlar nasıl olur da tazminat ödemek zorunda kalırdı? Cahit Özkan Gillerin bu özgürlük öfkesine tabii ki AKP de kayıtsız kalmadı. Mahkemelerin haber alı tahliye etmesini önlemek, yargıçların tazminat ödememesini sağlamak için gece yarısı yasa çıkardılar. Böylesi durumlarda tazminatın kararı veren yargıçlar tarafından değil, devlet tarafından ödeneceğine dair yasayı apar topar meclisten geçirdiler. Böylece yargıçlar tutukluluğun devamına kararını hiçbir sorumluluk almadan vermeye devam ettiler. Haberal o koşullarda bile şöyle düşündü. Ben devletimi mahkemeye vermedim ki. Yanlış karar veren yargıçları mahkemeye verdim. Dilekçemi geri çekiyorum. Dün sabah Profesör Haberal'la kahve içimi sohbet ettik. Derken bir hastasına kısaca uğraması gerekti. Sen de gel dedi. Henüz bıyıkları terlememiş Muhammed'e annesinden karaciğerin bir bölümünü kesip takmış, babasının da böbreğinin birini takmış. Gülümsüyordu Muhammed. Anne sol yanında, baba sağ yanında eşsiz bir manzaraya bakar gibi çocuklarını izliyordu. Muhammed'e takıldım. Çift kişilik olmuşsun. Ne mutlu sana. Beyaz dişleri sabah güneşi vurmuş gibi parlıyordu. Yazı aramızda Silivri günlerinde haber al hocayı düşündükçe şöyle hayıflanırdım. Balbay arkadaşım sen elinde kalemle yazıyorsun, üretmeye devam ediyorsun. Ama haber al hoca hastalarından, neşterden uzak ya elip hastalanırsa... Bereket Hoca 4 yıllık zindandan etkilenmeden dünyada ilkleri başarmaya devam ediyor. Kahve içimi sohbetlerde bazen görüşme saatine geç kalırsa iki böbrek üstüne bir de karaciğer taktık. Beklediğimden uzun sürdü diyor. Ey iktidar sahipleri, bunca zulmün ardından bir de kurucu anayasa öyle mi? Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.